Bu açıdan elbette ki 1997 yılında oluşan bir eylem değildir. Bir anda bir gecede karar verilmiş bir faaliyet değildir. Ben 1994 nesinde, bunu şu örnekle bitireyim müsaadenizle. Buyurun lütfen. 1994 senesinde Adana'dan Ağır Patnos'a tayin oldum. Patnos'ta tur bölük komutanlığına atandım. Bölük komutanımız yok iki yokken ben Tuğ Bölük Komutanı'na vekaleten bakıyorum. O zaman Tugay komutanımız Kurmay Albay Kenan Deniz idi. Kenan Deniz o sene Tuğ General olmuştu ama Ağustos 30 olmadığı için de Kurmay Albay rütbesiyle Tugay komutanlığına görevine başlamıştı. Ben de Bağlı Birlik Komutanlığında bir üsteğmendim. Aynı zamanda operasyonlarda Kenan Deniz Paşa'nın muhafız tim komutanlığı görevine getirildi. Bu vesileyle ben Kenan Paşa'nın 30 Ağustos'tan önceki süreçte yaptığı toplantıya katıldım. O toplantıda şöyle bir konuşma yaptı. Ve Türkiye'nin bütün birliklerindeki hatırlamıyorum o zamanki rakamları ama yani 300'ün üzerinde 300 belki 20 civarındaydı. Generalin, Tuğ General ve Orgeneral rütbesi hepsinin genel Ankara'da toplandığını ve o toplantıda Genelkurmay Başkanı'nın bizzat silahlı kuvvetlerde eşleri başörtülü subay ve astsubayların tespit edilmesini ve eşlerinin başlarını açmaları noktasında telkin edilmesini, eğer eşlerinin başını açmayanlar olursa bunların silahlı kuvvetlerden ilişkinin kesilmesini, bu ilişki kesilme sürecinin mahkeme kanalıyla değil, yaş kararıyla olması noktasında karar aldıklarını, çünkü mahkeme kararıyla atılanların yeniden açtıkları mahkemelerle tekrar göreve döndüklerinin, dolayısıyla böyle bir riskin ortadan kalkması için yargıdan bağımsız olan yaş kararıyla atılmasına karar verildiğini bize Ağustos ayının başında 1994 sırasında yapmış olduğu bir toplantıda anlattı. Bizzat ben duyan şahitlerden birisiyim. Ve bunu söylerken arkadaşlar dedi, birliğinde bu şekilde personel olan var da bana bildirmezse hakkında işlem yaparım. Hem size şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de tesettürle ilgili ayet yoktur dedi. Ben gayri ihtiyari Silahlı Kuvvet Kur'an-ı Kerim'de tesettürle ilgili ayet yoktur dediği zaman rütbem müstemen olduğu için en arka sırada oturuyorum. Yani toplantı salonunun en arka sıralarında oturuyorum. Çünkü önde albaylar var, yarbaylar, binbaşılar, yüzbaşılar devam ediyor, geliyor. Yani Tugay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanları, Bölük Komutanları, Bağlı Birlik Komutanı. Neyse ben arkalardayım. Benim ağzımdan çok yüksek olmayan ama etrafımdaki insanların duyacağı şekilde şu söz çıktı. Haza kafir. Ama haza kafir sözü benim ağzımdan çıktı. Yanımda Alevi bir binbaşım vardı. Vedat binbaşım ismi. Soyadını hatırlayamıyorum şu anda. Benim ağzımı tuttu. Ne yapıyorsun Ersan dedi sen. Kendine gel dedi. Ama benim ağzım bırakmıyor. Başımı salladım yani bir şey yapmayacağım diye. Ağzımı açtı. Ben o toplantıdan nasıl çıktım hatırlayamıyorum. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi evet bu süreç 1997'den çok önce başlamıştı. 1990'lı yıllarda başlamıştı. Ben 1994'teki aksiyona bizzat şahit oldum.